Merhaba. Krallar karması biyoloji branş denemelerinde dediğimiz 41'deyiz. Soru 1 ile başlayalım. Enzimlerin çalışması ile ilgili olarak ifadelerden hangileri yanlıştır? Enzimatik bir reaksiyonun gerçekleşebilmesi için enzim ve substratların eşit olması gerektiriyor. Yok, enzim ve substrat eşit olmasına gerek yok. Az bir substrat da enzim etki edebilir. Sadece e, reaksiyonun süresi biraz daha uzar çünkü e, arkadaşlar enzimler substrata göre daha az olacağı için mesela e, işte 10 enzimin etkileyeceği reaksiyon 2 enzim etkilerse arkadaşlar biraz daha süreç uzar. Bütün enzim çeşitlerinin çalışması için ortamda ATP bulunmalıdır. Arkadaşlar sindirim enzimlerinin çalışması için neden ATP bulunsun? Sindirim sırasında ATP kullanılmaz. Ortam pH'in asidik olması bütün reaksiyonu olumsuz, olumlu etkiler diyor. Arkadaşlar bizim ince bağırsağımızdaki enzimler 7, 8, 9 civarı bazik ortamlarda daha iyi çalışır. Dolayısıyla her ortamın asidik olmasına gerek yok enzimlerin daha iyi çalışabilmesi için. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda su miktarının belli bir devre ulaşmalıdır. Özel %15 civarına ulaşması gerekir. Dolayısıyla bu doğrudur. Bize yanlışı sorduğu için 1, 2 ve 3 cevap C. Han. Geçelim ikinci soruya. Hücrelerde gerçekleşen osmoz olayı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Bir hücre çok yoğun ortamı bırakırsa dış ortamdan su alır. Bir ülke hipertonik ortama yani çok yoğun ortamı bırakırsa arkadaşlar dışarı su verir. Gitti. Deplazmoz olmuş bir hücre yani dışarıdan su almış bir hücre çok yoğun ortamdan su alarak şey. Hayır az yoğun ortamdan su alarak. Çünkü az yoğun ortamda su çok. Arkadaşlar madde azdır. Dolayısıyla bu da yanlış. Bitki hücrelerinde plazmoliz durumunda sitoplazma hücre çepeğine yaklaşır. Plazmoliz durumunda arkadaşlar hücrenin sitoplazması büzüleyici için zarla çeper arasındaki mesafe artar yaklaşmaz. Bu da gitti. Suyun hücre içine veya hücre dışına doğru hareketinde suda çözülmeyen madde çözünen maddeden daha etkilidir. Hayır arkadaşlar. Suda çözünen madde daha etkili. Çünkü bir ortamın hipertonik veya hipotonik olması suda çözünen madde ile alakalıdır. Dolayısıyla buraya yanlış saf suya bırakılan bir hayvan hücresi önce deplazmoliz olur. Arkadaşlar su alır, şişer. Ama çeper olmadığı için aşırı su alıp şişe içinde patlar ve hemolize olan cevabımız Edirne. Geçelim 3. soruya. Aşağıdaki tabloda bazı omurgalı hayvan grupları ve bu grupların üreme şekilleri verilmiş. Diyor ki hangisidir? Kurbağa arkadaşlar dış dörleme dış gelişme yapar. Dolayısıyla bir bursadır arkadaşlar. Bir bursa olmayanları ele gitsin. Kuşta iç döllenme dış gelişme vardır yumurtlama olayı arkadaşlar. Dolayısıyla iki adanadır. Bu da gitti. Cevap deniz oldu. Plasental memelilerde insan gibi canlılarda ise iç döllenme iç gelişme vardır. Üçte Ceyhan oldu. Dörde geçelim. Kalıtsal bir hastalıkla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Erkeklerde görülme olasılığı kadınlara göre daha yüksektir. Bu bana hemen X'e bağlı çekinik özellikleri gösteriyor arkadaşlar. Hasta bir annenin bütün erkek çocukları hasta olur. Mesela anne X küçük R, X küçük R ise bütün erkek çocukları hasta olur. Doğru. Bir kadın hasta olabilmesi için iyi geni hem anneden hem babadan alması gerekir. X küçük R, X küçük R. Doğru diyor arkadaşlar. Buna göre bu hastalığın kalıtım seyri ilgili olarak nedir? Bu hastalık çekinik kalıtılır ve gonozomlarda X'e bağlı kalıtılır. 2 ve 3 var. Ama otozomlarda kalıtılır sayı diye eğer erkek ve kadınlarda eşit şekilde görülürdü. Yanlışı sorduğu için cevabımız Adana. Geçelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölümü geçirmekte olan 2 şu 4 kromozomlu bir hücrenin anafaz 2 evresini gösterir? Bu iki işi 4 kromozom bir hücrenin arkadaşlar profaz birini gösterir. Profaz birini. Bu arkadaşlar metafaz birini gösterir. Metafaz birini gösterir. Arkadaşlar bu telofaz birini gösterir demeyeyim de e, sentozomlar kutuplara çekilmiş. Hep çekilmeye başlamış. Bu da profaz ikiyi gösterir. Arkadaşlar burası bakın kardeş kromatikler ayrılmaya başlamış. Bu mayoz 2'nin anafaz ikisidir. Cevabımız denizdi. Burada ise arkadaşlar iki kromozom tek sıra dizilmiş. Bu da arkadaşlar metafaz 2'dir. Cevabımız da denizlidir. Geçelim altın soruya. Atmosferde serbest halde veya suda çözülmüş halde bulunan karbondioksit fotosentez olayıyla bağlanarak canlıların karmaşık organik moleküllerinin yapısına katılır. Organik moleküllerde bulunan karbonun parçalanarak tekrar atmosfere veya suya dönmesine. Yani arkadaşlar diyor ki besin artı oksijen karbondioksit artı su. Bana diyor ki bunu yapabilen canlılar kimlerdir diyor. Ya da bunu hangi olaylarla yapılabilir diyor. Hangi olay etkili olabilir? Yanma reaksiyonlarında fosil yakıtlar yanınca kimyası olarak karbondioksit ve karbonlu gazlar olduğuna ortaya çıkabilir. Heterotrof canlılar oksijenli solunumla karbondioksit açığa çıkarabilir. Ama yeşil bitkiler ışık enerjisi kullanarak besin üretirken karbondioksiti ne yaparlar? Azaltırlar, artırmazlar. Dolayısıyla etkili olanı sorduğu için cevabımız 1 ve 2. Bu denemede burada.